Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şükrü ile Ankara'da görüştü. Çavuşoğlu, iki ülkenin karşılıklı büyükelçi ataması ile ilgili temsil düzeyinin büyükelçi seviyesine yükseltilmesi hususunda somut adımlar da atıyoruz. Cumhurbaşkanları düzeyinde bir zirvenin gerçekleştirilmesi planı var dedi. 11 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşti. Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti amacıyla Ankara'da bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ile bir araya geldi. Temsil düzeyinin büyükelçi seviyesine yükseltilmesi hususunda somut adımlar da atıyoruz. Önümüzdeki süreçte tabii Cumhurbaşkanları düzeyinde bir zirvenin gerçekleştirilmesi planı da var. Çavuşoğlu, Libya konusunda Mısır'la daha yakın işbirliği içinde olacağız dedi. Bundan sonra Libya konusunda daha yakın işbirliği içinde çalışacağız. Bugünkü görüşmemizde aslında temelde görüşlerimizin çok ayrı olmadığını, bazı yöntemler konusunda farklı düşünebildiğimizi, fakat bir yol haritası üzerinde çalışarak daha yakın işbirliği içinde olmamız gerektiğine inanıyoruz. Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşıyla Suriye konusunda da hemfikir olduklarını söyledi. Suriye'deki kalıcı barış ve istikrar hepimiz için önemli. Bunun için de ciddi adımların atılması lazım. Bu konuda hemfikiriz. Bakan Çavuşoğlu, terörle mücadele konusunda Fransa'ya sert tepki gösterdi. PKK, Avrupa Birliği terör listesinde, yani terör örgütü olarak tanınmıştır. Yine Fransa'da da terör örgütüdür. Ama maalesef Fransa'da senatörler, milletvekilleri bu teröristlerle, eli kanlı terör örgütünün temsilcileriyle bir araya geliyorlar, ödül veriyorlar. Bu da işte terörle mücadeledeki ikiyüzlülüğün en güzel örneğidir. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ile basın toplantısının ardından Türkiye'nin yerli otomobili TOG'u kullanarak resmi konuttaki iftara gitti. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş Erzurum'da trafik kazası geçirdi. HDP'li Beştaş'ın içinde bulunduğu otomobil Erzurum'un Karayazı ilçesi Kırgındere Kavşağı'nda şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan Beştaş ambulansla Karayazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Mehmet Uysal'la araçta bulunan Mehtap Demirkaya'nın kazayı yara almadan atlattığı bildirildi. Hastanede yapılan kontrolde yaralıların vücutlarında kırıklar olduğu belirtildi. Beştaş'ın bilincinin açık olduğu öğrenildi. HDP kaynaklarından alınan bilgiye göre Beştaş'a damar yolu açıldığı ve ağrı kesici verildiği öğrenildi. Karayazı Devlet Hastanesi'nden Erzurum Devlet Hastanesi'ne sevk edileceği belirtilen Beştaş'ın burada MR'ı çekildikten sonra durumunun netleşeceği ve doktorlarla kendisinin onay vermesi durumundaysa ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilebileceği belirtildi.